Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün yeni bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayız. Huawei'nin özellikle fiyat performans olarak dikkat çeken 3i modeli yenilendi ve piyasada artık 750 TL fiyatıyla FreeBuds 4i'yi görebiliyorsunuz. Peki 745 TL'lik fiyatıyla FreeBuds 4i bizlere neler sunuyor? Tercih edilebilir bir model mi? Ne gibi avantajları, dezavantajları var? Bu videoda hep beraber görelim. İlk olarak tabii ki tasarımıyla başlamak istiyorum ve hemen yanıma zaten benzer bir şeyi getirdim. Kendileri de bunu söylüyorlar. Şöyle baktığınızda yumurtadan farksız bir tasarıma geçmişler. Gerçekten karşıdan bakıldığında hemen hemen bir yumurta gibi. Şunu şöyle tut diye sallayayım mı sana? Yok, sallamayayım tabii ki, şakasını yapıyorum. Sonradan bir anda videoyu şey yapmayalım. Tasarım gerçekten yumurta gibi ve ben de hatta onu gördükten sonra geldiğimde doğuşta Nihat da kötü espri dese de şöyle vurup açtığımda bu şekilde açmak daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Ama rahat bir şekilde bu arada kapağın açılıp kapandığını söyleyeyim. Tek şeyi sevmediğim yanı şu tam tutmuyor gibi, yani oturuyor aslında, ters çevirdiğinizde salladığımda düşmüyor da. Hatta burayı açalım, böyle de salladığınızda mıknatıslar çok iyi bir şekilde tutuyor ama kapağın kendisinde şöyle bir sallanma var. Örneğin FreeBuds 3'te zaten tasarımı, 3i'de daha doğrusu tasarımı nedeniyle en ufak bir sıkıntı yoktu. Pro'ya geldiğimde Pro'da da öyle bir sıkıntı yok. Ancak böyle çok zorlamam lazım ses çıkarması için. Ama tasarım en azından en küçük hale geldiği için, şu anda gerçi elimde ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama şimdiye kadar üretilen kutusuyla beraber en küçük, en kompakt FreeBuds modeli olduğunu da söylemek istiyorum bu konuda. Kulaklıkları çıkarttığımızda ise tabii ki uzun profilli bir kulaklık, yani o boom mikrofonu şeklinde var ve şöyle çok rahat bir şekilde takıyorsunuz ki takarken bile şu anda eşledi. Ve tabii ki uygulamada AI Life ile beraber kullanıyorsunuz. Yani Android ve iOS uyumu burada önemli. Onun altını baştan çizelim. Android tüm cihazlarla da, iOS tüm cihazlarlardaki, yani iPhone'larla, iPad'lerle beraber tam uyumlu olarak çalışıyor. Normalde kulaklıklarda iOS'te bazı sıkıntılar, işte kendi modeli olmayan, mesela Mate 40 Pro ile kullandığınızda çok güzel oluyor ama işte Oppo ile, Samsung ile kullandığınızda bazı eksiklikler görebiliyorduk. Burada onunla alakalı en ufak bir problem yok. Bütün Android ve iOS cihazlarla kolay ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. 3 tane kulak ucu çıkıyor içerisinden. Small, medium ve large olarak. Ben large'ları her zaman kullanıyorum. Ama varsayılan olarak large ve small'u kutu içeriğinden. Ürüne takılı olarak da medium'u gördüğümüzü söyleyelim. FreeBuds 3i'nin güzel yanlarından biri neydi? Aktif gürültü engelleme sunan, uygun fiyatlı, aynı zamanda müzik performansı da gayet iyi olan bir kulaklıktı. Hatta bir diğer yandan Honor'da da bunu Magic Earbuds olarak görüyorduk. Ben bunu gerçekten birçok kişiye önerdim. Kendim de zevkle kullandım. 4i'ye geldiğimizde ise ses kalitesi arttırılmış. Gürültü engellemesi aslında FreeBuds 3'e gayet yakın bir seviyede sunuyor. Bunun gibi avantajlarla ben bu kulaklığın gürültü engelleme kısmında ve ses performansında fazlasıyla hoşuma gittiğini ve sevdiğimi söylemek istiyorum. Rahat bir şekilde oturuyor ve kafamı çevirdiğimde de hani çıkmıyor. İster spor yapıyor olun, ister koşuyor olun, herhangi bir sorun olmadan kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. AI Life'ı açtığınızda ise, hemen şuradan ben de açayım. Buradan kulaklıkların, kulaklık kutusunun şarj durumlarını görebiliyorsunuz ve gürültü kontrolünde normal bir şekilde kapalı, gürültü engelleme açık ya da farkındalık modunu açabilirsiniz. Farkındalık modunu açtığımda şu anda ben kendi sesimi de çok rahat bir şekilde duyabiliyorum. En güzel yanlarından biri, ben farkındalık modu artık biliyorsunuz aktif gürültü engelleme olan birçok cihazda var. FreeBuds 4i'de sevdiğim noktalardan biri, kendi sesimi düzgün bir şekilde duyuyorum. Çok hafif bir filtreleme var gibi, hani böyle inanılmaz net değil ama ses de mekanikleşmiyor. Ya da bu şekilde biraz önce de, ya da gün içinde kullanırken işte Ersin abi bana seslendiğinde, Eren seslendiğinde hemen gürültü engellemeden farkındalığa geçip bu şekilde rahatlıkla konuşabiliyorum. Bunu sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu önemli artılarından biri.
En azından bu küçük tasarımıyla rahat taşınabilir, gürültü engellemesi iyi bir cihazdan bahsediyoruz. Hatta değer olarak da 22 desibele kadar da indirebiliyor ses şiddetini. Bir de müziği açtıysanız ve müziği son seste dinliyorsanız aktif gürültü engelleme açıkken kimseyi duymadan müzik zevkinizi çok rahat, çok güzel bir şekilde yaşayabileceğinizi söyleyelim. İşin teknik tarafına geldiğimizde üzerinde 10 milimetrelik sürücüler var. Bu gayet iyi bir değer çünkü genellikle buralarda 7 falan görürüz, 6-7 milimetre görürüz ama burada 10 milimetrelik sürücüler var ve 10 dakikalık şarjda 4 saatlik kullanım bize sağlıyor bu. Önemli artılarından biri direkt böyle takarak bile hemen hızlıca şarj ettiğinizde bu kadar fazla süre vermesi seyahatlerde sorunsuzca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Kulaklık başına 55 mAh'lik kendi içerisinde bataryalar var. Şarj kutusunda da 215 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ve toplamda 10 saatlik müzik çalma, gürültü engelleme etkinliken de 7,5 saatlik bir değer bizlere sağlıyor. Şarj kutusuna bağlı bir şekilde de 2 güne varan bir kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Bence bu önemli bir artı. Şarj kutusu da 1,5 saatte bu arada şarj olduğunu söyleyelim. Yani en azından siz bunu şarjdayken müzik dinlemeye falan devam edebilirsiniz. Tasarıma eklemem gereken şeylerden biri renk konusunda siyah, bize gelen beyaz ve kırmızısı var. Ama kırmızısı çok güzel duruyor gerçekten. Özellikle kırmızısı Türkiye'ye gelir ve satışa çıkarsa bence kırmızısını özellikle alacaklar, deneyimleyecekler. Fazlaca insan olacağını düşünüyorum. Tabii ki bir kulaklıktan, kablosuz kulaklıktan bahsettiğimiz için kontroller de önemli. Burada sağ ve sola aynı şeyler atamışlar. Bu yüzden çok sevdim. Sağ ya da sola iki kere bastığınızda müziği başlatma, durdurma, çağrı geldiyse çağrıyı başlatma ya da kapatmayı yapabiliyorsunuz. Uzun bastığınızda ise aktif gürültü engelleme, farkındalık ya da aktif gürültü engelleme kapalı modlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Gayet kolay, basit bir kullanım deneyimi var. Ama o sürükleme ile sesi açma kapama yok, o da olsaymış güzel olabilirmiş. Bir diğer önemli artılarından biri oyun kısmı. Çünkü TWS kulaklık isteyenlerin çoğu evet müzik için istiyor ama oyun kısmında da önemli avantajları var. Özellikle Huawei cihazlarla kullandığınızda 190 milisaniyeye inen bir düşük gecikmeye varıyor. Diğerlerinde 400 milisaniye değerlerinde aslında o değer de hiç fena değil. Ama özellikle Huawei cihazlarla beraber kullanırsanız burada işte diğer uyumluluktan farklı olarak bu avantaj ortaya çıkıyor. Oyun moduna kendisi otomatik geçip 190 milisaniyelik bir gecikme modunu da bizlere sağladığını söyleyelim. Ve tabii ki kolay eşleşme gibi avantajları da tabii ki bu cihazda var. Genel anlamda baktığımızda ses konusunda gerçekten FreeBuds 3E'nin üzerinde FreeBuds 3 ile kıyaslanabilecek seviyede ve 745 TL'lik fiyatını düşündüğümüzde yani kendi fiyatındaki birçok cihazdan iyi seviyede bir değer sağlıyor. Özellikle bası gerçekten kuvvetli. Örneğin Billie Eilish'in Bury a Friend'i dinlediğimde baştan direkt böyle bangır bangır giriyor ve bu boş bir bas değil bu arada. Bazı ürünlerde görüyoruz, özellikle daha ucuz ürünlerde bası siz equalizer'dan sona dayamışsınız gibi size bas verir, bangır bangır verir ama bas da bozuk gelir. Burada doygun ve gerçekten kaliteli bir bas sunuyor. Sadece rock ve metal müzikler dinlediğimde seslerin biraz özellikle vokalle gitarın karıştığını deneyimledim. Ama rap dinlediğinizde, deep house dinlediğinizde, club müzikleri dinlediğinizde, pop müzik dinlediğinizde orada basslar, tizler, midler ve vokaller gayet yerinde bir ayrılmayla bizlere sağlamışlar. Sadece dediğim gibi niyeyse rock ve metal müzikte özellikle çok elektro gitar ön plana çıkıyorsa vokalin biraz böyle arada kaldığını hissediyorum ama diğer bütün müziklerde gayet güzel bir deneyim bizlere sağlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Huawei FreeBuds 4E'den duyuyorsunuz. Bizim ofisin bahçesinde yol kenarındayım ve saat zaten 7'ye geldiği için yolda bayağı kalabalık. Kendim biraz da olsa yol sesini duyuyorum. Bu şekilde ses nasıl geldiğini de görebilirsiniz. Bu da FreeBuds 4E'nin sessiz bir ortamdaki konuşma şekli. Şu anda stüdyodayım ve gayet çıt yok. Dışarıda da hiçbir ses duymuyorum. Ayakta yürürken biriyle konuştuğunuzda sesiniz karşıya bu şekilde gidecek.
Genel olarak baktığımızda ben gerçekten 4i'yi beğendim. Geçen sene nasıl Magic Earbuds'ı ya da işte daha doğrusu FreeBuds 3i'yi herkese öneriyorsam FreeBuds 4i'yi de bu sene 700 TL bantlarında ürün arayanlar için önereceğim. Çünkü kolay taşınıyor, büyük değil yani cebinize çok rahat bir şekilde sığıyor, hatta birçok kot pantolondaki küçük cebe bile kutusunu koyabiliyorsunuz. Rahat kullanılıyor, şık da duruyor ve siyah, beyaz, kırmızı gibi 3 farklı güzel renk seçeneği de var. Kırmızı parlak tasarımı bence birçok insan dediğim gibi kullanacaktır. Ve özellikle iOS uyumuyla beraber iPhone kanadında da uygun fiyatlı diyebileceğimiz fiyat performans odaklı bir aktif gürültü engelleme içeren kulaklık arıyorsanız tercihiniz bence FreeBuds 4i olabilir. Ha, FreeBuds Pro ile alakalı bir kıyaslama söylemedin dediğinizde aslında hiç de geride kalacak bir yanı yok, ama tabii FreeBuds Pro o kanalları ayırmada ya da ses de uygunluğunda çok daha iyi seviyeye çıktığını söyleyelim, ama FreeBuds 4i'yi deneyenlerden hiçbiri de ya bu kötüymüş bunu sevmedim demeyecektir. Gayet zevkle, gayet güzel bir şekilde kullanacağını da söyleyelim. Bu videomuzda FreeBuds 4i'nin detaylarına bakmış olduk. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Tabii ki buradan sizlere o ses performansını ya da mikrofon performansını ne kadar iyi aktarabildik bilmiyorum, ama sonuçta o testleri de gördünüz. Oradaki değerlendirmelerle beraber sizler de lütfen kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.